Sevgili seyirciler, Avrupa Vizyon ekibi bu hafta Dadaşlar Diyarı Erzurum'daydı. Vizyon ekibi ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Erzurum'a gitti ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan hanımlarla bugünü paylaştı. Şimdi sizleri Erzurum'a Dünya Kadınlar Günü etkinliğine götürüyoruz. ...8 Mart Dünya Kadınlar Günü, tüm dünyada olduğu gibi Erzurum'da da birçok etkinlikle kutlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi 8 Mart'ta Erzurumlu kadın çalışanlarını unutmadı ve bir öğlen yemeği vererek onlara kırmızı güller armağan etti. ...8 Mart'taki yemeğe Büyükşehir'i temsilen Erzurum Büyükşehir Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu ve Genel Sekreter Ali Rıza Kiremitçi de katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu yaptığı konuşmada kadınların toplum için önemini şöyle anlattı. Bizim dünyaya geliş sebebimiz olan kadınlar bizi büyüten, süt emziren, babadan daha çok çocuğuyla ilgilenen, bizi büyüten, bizi yetiştiren anneler sizlersiniz. Sizler olacaksınız. Bugün eğer bu şiddet uygulanıyorsa biraz şapkayı önümüze koyup bizlerin de düşünmesi lazım. Siz kadınların düşünmesi lazım. Bizler çocuklarımıza nasıl eğitim veriyoruz ki bu kadar canice bir toplum oluşabiliyor veya annesine, kızına, kız kardeşine bu kadar şiddet uygulanabiliyor. Bunların özellikle kadınlar tarafından da düşünülmesi gerektiğini ısrarla bugün sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Erzurum Büyükşehir Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi de belediyede çalışan bayanların kendi hakları için talep etmeleri gerektiğini söyledi. Hanımların anne olduğunu, hanımların bir takım mazeretlerinin olduğunu veya ihtiyaçlarının olduğunu düşünsünler. İşte o zaman erkek egemen topluma doğru adım atıyorsunuz. Halbuki biz de bir insanız. Erkekler kadar bizlerin de haklarımız var. Erkekler kadar Allah-u Teala kadınlara da haklar bahşetmiştir derseniz o zaman kendi hakkınızı kendiniz savunmuş olursunuz. Siz kendinizi ispat edin, siz kendinizi refere edin, siz haklarınızı elde edin. Olaya böyle bakarsanız o zaman erkekler hakkımızı verdi, vermedi, gasp etti gibi cümleler kurmak zorunda kalmazsınız. Büyükşehir'de çalışan bayan personel, yetkililer, herkes o gün yemekte kadınlarla ilgili düşüncelerini ve belediyeden beklentilerini anlatıyordu. Ben Sayın Başkan Vekilimizin yanında çalışıyorum sekreterisinde. Evet. Peki nasıl buldunuz bugünkü ortamı? Kesinlikle böyle bir organizasyon yaptığı için öncelikle Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyoruz. Bizim belediye bünyesinde de çalışmalarımızda zaten bayanlara yönelik belediye başkanımız bu konuda çok duyarlı. Özellikle kendisi geldikten sonra tüm Erzurum genelinde de bunun fark edilir derecede etkilerini görebiliyoruz bayanlar üzerinde de. Bugünkü organizeden dolayı da kendisine teşekkür ediyoruz. Tabii bunun ilerleyen günlerde de hani sadece bir günle bağlı kalmamasını genel sekreterimizin de söylediği gibi inşallah bu şekilde devam eder. Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç Beyefendi'nin özel kalemiyim ben de. Bugün için Sayın Başkanımıza teşekkür bir borç bilirim. Mutluyuz. Her günümüz böyle olması dileğiyle. Annemin de buradan Kadınlar Günü'nü kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Ben de Büyükşehir Belediyesi'nde Ruhsat ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bugünle ilgili şunu söylemek isterim. Belediye başkanımıza bu organizasyonu düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Özel hissetmek çok güzel bir duygu. Evet, kadınların bunu hissetmesi ayrı bir duygu. Ama arkadaşımın da dediği gibi bu sadece bir günle kalmamalı. Bir diğer günlere de yayılmalı. Teşekkür ediyorum organizasyonu düzenleyen herkese. Efendim bugünle ilgili siz neler söylemek istersiniz bir erkek olarak? Özellikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün bütün annelerimize, bütün hanım kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bugün
sembolik bir gün. Aslında hanımlar bizim her zaman annemiz, her zaman kardeşlerimiz. Onlara her zaman yapmamız gereken nezaketi, yapmamız gereken güzellikleri yapmamız lazım. Bir güne hasredilmemesi lazım. Yani Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta diye bir tek 8 Mart'ta kadınları hatırlamak diye bir noktada olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Üst düzey yöneticilerimizin ve belediye başkanımızın bu organizasyonu bizler için yapmış olması çok onur etti bizleri, çok mutlu etti. Teşekkür ediyoruz. Bir ara vizyon mikrofonlarını Erzurum Büyükşehir Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'ye uzattık. Sevgili seyirciler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Erzurum'dayız. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlikteyiz. Nedir bu etkinlik? Belediye çalışanlarının, bayan çalışanlarının hepsine bir öğlen yemeği verildi ve onlara teşekkür edildi bir anlamda da. Şimdi konuyla ilgili bilgi almak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ali Rıza Kiremitçi'nin yanındayız. Bir merhaba diyelim, bu etkinliği bir de ondan dinleyelim. Efendim merhabalar. Merhaba. Öncelikle bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bütün hanımlarımız adına tebrik ediyorum. Ben de bir hanım olduğum için çok teşekkür ediyorum size. Tebrik ediyorum. Günlerini kutluyorum. İnşallah her geçen gün, her geçen sene kadınlarımızla ilgili daha güzel aktivitelerin olduğu, güzel hakların tanındığı, güzel hakların elde edildiği, yarınlara daha güzel baktığımız günler olur. Bu vesileyle başta kendi çalışanlarımız olmak üzere tüm ülkemizin ve dünya kadınlarının Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Efendim çok teşekkürler. Şunu sormak istiyorum. Önceki yıllara baktığımız zaman sanki son yıllarda biraz daha fazla bir şekilde 8 Mart daha fazla kutlanıyor. Kurumlar ve kuruluşlar bunlara daha fazla dikkat ediyor. Siz de Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreterisiniz. Acaba siz bu değerlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Şimdi dünyada bir kesim barışa doğru hızlı adımlarla giderken diğer bir kesim de biraz da gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde insanlar çirkin bir savaşın, vahşi bir savaşın içerisindeler. Tabii bu savaşlar erkekleri etkilediği kadar bayanları fazlasıyla etkiliyor. Dolayısıyla belki Kadınlar Günü'nün, Anneler Günü'nün ön plana çıkmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de huzur arayışlarının, barış arayışlarının, güzellik, iyilik arayışlarının, hak arayışlarının bir sembolü, bir temsili günü olarak ben görüyorum. Ve bu her geçen günde biraz daha ön plana çıkıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de daha fazla ön planda olacak diye düşünüyorum. Peki Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde kaç bayan çalışanınız var? Şimdi ben bugün kurumun genel sekreteri olarak daha az sayıda çalışanımız var diye düşünüyordum ama hizmet alımlarıyla da çünkü kurumlarda işçi ve memur alımları belirli prosedüre bağlı. Dolayısıyla bazı eksiklerimizi hizmet alımlarıyla karşılıyoruz. Bugün gördüm ki ciddi anlamda bir hanımlarda artışımız olmuş. Hanımlarımız içerisinde hem komisyon başkanlarımız, meclis üyelerimiz, encümen üyelerimiz olduğu gibi daire başkanlarımız, müdürlerimiz de var. İnşallah her geçen gün bunların sayıları artacak diye düşünüyorum. Bir sene öncesine göre, hatta 10 ay öncesine göre denge noktasında hanımların biraz daha mesafe aldıklarını görüyorum. Bu her geçen gün bu açık biraz daha fazla kapanacak diye de düşünüyorum. Yani şunu diyebilir miyiz efendim? Siz Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri olarak bizi izleyen Erzurum'daki vatandaşlara, özellikle hanımlara, bundan sonraki iş alımlarında hanımlara biraz daha fazla yer vereceğiz diyebilir misiniz? O noktada bizim bir gayretimiz var da. Asıl gayreti hanım kardeşlerimizden, hanım yöneticilerimizden, hanım siyasilerimizden bekliyoruz. Onlar bizi biraz teşvik etmeleri, biraz daha zorlamaları lazım. O noktada yani bir seneye göre iyi bir noktadayız. İnşallah onlar da biraz destek verirlerse bize bu denge hanımlar lehine iyileşecek diye düşünüyorum. Evet. Peki son zamanlarda artan kadın cinayetleri var. Malum herkesin bildiği ve çok üzüldüğü. Siz eğitimli bir yönetici olarak bu konuda erkeklere neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ülkemizde ve dünyada tüketim toplumlarında bilhassa hanımları bir meta vasıtası olarak görmek, bir reklam vasıtası olarak görmek ve onların emeklerini sömürme adına ciddi bir girişimleri var. Dolayısıyla biz bu emeklerin hakkını verme noktasında hanımların da erkekler kadar Allah'ın birer yarattığı güzel insanlar olduklarını düşünerek kötü muamelelerin bir an önce önlenmesi noktasında gayretimizin olması lazım hepimizin. Bütün bürokratların, siyasilerin, yöneticilerin bir gayret olması lazım.
Tabii esefle karşılıyorum. Eğitimsiz insanların veya canavar ruhlu insanların çocuklarımıza ve hanımlarımıza bu şekilde davranmaları bizleri derinden yaralıyor. İnsanlığımızdan utandığımız zamanlar oluyor. Bir daha bu tür olaylar yaşanmasın, asgariye insin istiyoruz. Bizim de bütün sosyal aktivitelerimizde, kültürel aktivitelerimizde bunları ön planda eğitim, hanımlara ve çocuklarımıza karşı, yaşlılara karşı davranışlar noktasında bütün hem kültürel aktivitelerimiz, eğitimsel aktivitelerimiz devam edecek. Kadınlar Günü nedeniyle bir de konser düzenlenmişti. Erzurum'a bu konser için gelen şarkıcı Gülay da o gün yemekteydi. Efendim merhabalar. Merhabalar. Siz de bir bayan olduğunuz için öncelikle sizin de bayanlar gününüz, kadınlar gününüz kutlu olsun. Teşekkürler ederim. Bütün emekçi kadınların, emekçi kadınlar günü kutlu olsun ve bütün kadınların tabii ki. Efendim akşam konseriniz var ama onun öncesinde de yine Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bu yemeğe katıldınız. Neler söylemek istersiniz? Bütün kadınlar burada, belediyede çalışan kadınlar burada ve bu özel günü sizlerle beraber kutluyorlar. Valla tabii dedim ya tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun. Çünkü kadınlar evde de dışarıda da çok büyük emek veriyorlar hakikaten. Emekçi olmayan kadın yok çünkü. Hakikaten öyle. Burada bütün bu güzel kadınlarla olmak çok onur verici, gurur verici. Bu benim ikinci gelişim zaten. Evet, onu soracaktım. Daha önce geldiniz mi diye. Evet, daha önce geldim. Burayı da çok seviyorum. Mekanı da çok seviyorum. Sevgili müdürümüz de çok seviyor. Çok seviyorum burayı hakikaten. Erzurum zaten çok özel bir yer benim için de. Hani kadınlar için bir gün değil elbette. Her gün kadınlar ve erkekler için olmalı. Bir ayrımcılığa da gerek yok ayrıca ama. Bugün de belediyenin hani hanımlara özel bir organizasyonu bu. Bir yemek veriliyor. Çok hoşuma gitti. Hani ben yukarı çıkarken böyle bir şey beklemiyordum aslında. Böyle bir kalabalık, böyle bir kadınlardan oluşan böyle bir kalabalık beklemiyordum. Ve hani erkeklerin de onlara omuz vermesi, destek vermesi çok hoşuma gidiyor tabii ki. Bu da örnek olsun değil mi diğer belediyelere? Olması lazım. Hakikaten kutluyorum ben de, tebrik ediyorum. Çok hoşuma gitti. Bayıldım yani. Kadınlar Günü'nde belediye çalışanlarına sadece yemek verilmemişti. Yemekten sonra tüm bayan personele birer de kırmızı gül verildi. Bayanlar bu eğlenceli yemekten dolayı hayli mutluydu. Kadınlarımıza yönelik böyle bir organizasyonun yapılması çok güzel, sevindirici, onlara değer verildiğini kanıtlamış oluyor bu arada. Mutluyuz. Bizlere de böyle bir gün ayrıldığı için. Kadınların bir gün değil her gün hatırlanmasını istiyorum. Arkadaşların da söylediği gibi belediyelerde daha fazla bayan mensupları olsun istiyorum. Erzurum'da böyle şeyler olması çok hoşuma gidiyor. Hani gelişmesi İstanbul'da, Ankara'da bu tip şeylere alışkınız ama hani Erzurum'da da bu kadar kadına değer verilmesi, kadınların iş hayatında bu kadar bulunması şu ortamı görünce çok hoşuma gitti. Biz de dışarıdan yeni gelenlerdeniz Erzurum'a. Hoşuma gitti, güzel. Çok memnun oldum. Kadınların bir gün iki gün böyle anılması değil de sürekli baş üstünde tutulması, başta da değil erkeğinin yanında olması bir anne olarak beni çok sevindirdi. Çok mutluyum. 8 Mart'ı Erzurum'da özel bir yemekle kutlayan Erzurum Büyükşehir'in bayan personeli oradan ayrılırken gelecek yıllarda da aynı güzelliklerin devam etmesini dileyerek ayrıldı.